Amasra'nın nadide ilçelerinden Amasra'dayım. Amasra'ya geldim. Hafifçe bir yağmur vardı, şu anlık dindi ama sürekli değişken bir havası var. Arada bir yağıyor, diniyor, yağıyor, diniyor şeklinde. Öncelikle Amasra Müzesi'nin önündeyim. Her yerde illaki bir müze oluyor. İlk başta müzeden gezmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, burası eski Bartın yolu üzerinde. Yalnız indikten sonra bayağı yüksekçe bir merdiveni tırmanmanız gerekiyor. Hafif de yağmur var. Birazcık böyle ıslanmış merdivenler, dikkatli olmanız gerekiyor. Biraz yüksek çıkarken dikkatli olmanız gerekiyor. Güzel bir manzarası var. Şu an anıtta gördüğünüz gibi. Zamanda 2007 yılında kaybettiğimiz ünlü müzisyen Barış Akarsu'nun da memleketi. Onun ismine bir kültür ve yardımlaşma derneği açılmış. Şu an onun önündeyim. Kapalı. İçinde fotoğrafları var duvarlarda. Aynı zamanda şurada da bir tane gitarla heykeli yapılmış. Birazdan yakın görüntüsünü paylaşacağım sizinle. Kendisine tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Fotoğrafçının uğrak noktası, turistlerin uğrak noktası, güzel bir fotoğraf kalesi yakalayabileceğiniz bir yer.
Hemen akabinde şu karşıda gördüğünüz Tavşan Adası. Ve şimdi de Ağlayan Ağacı görmeye gidiyoruz. Rezervasyonu yaptılar sağ olsunlar. Daha sonra balık siparişimizi verdik ve şöyle muhteşem bir salata geldi önümüze. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Buranın salatası da meşhurmuş aynı zamanda. İnsan bunu yemeye bile kıyamıyor. Bakın bakın neler var içinde, her şey var. Havuçla süslemiş, turplar koymuş. Harika, altı yeşillik dolu nefis bir salata. Vallahi yemek için sabırsızlanıyorum. Balığım da birazdan gelecek. Hadi bakalım. Sadece balık değil, buranın pidesi de meşhurmuş. İlla ki pide yemeden de ayrılmayın dediler.
Biz de Haydar Usta'ya geldik. Şöyle karışık bir pide söyledik. Amasya pidesi de varmış. Değişik bir tür. Ancak et çok az diye ben özellikle et sevdiğim için etli olanı tercih ettim. Yanına bir de şöyle bir salata geldi. Salatadan vazgeçemiyorlar bir türlü. Şimdi servisimizi aldık. Hadi bakalım pideyi de tecrübe ediyoruz şimdi.